Geçtiğimiz günlerde tanıtılan GoPro Hero 8 Black aksiyon kamerasının özelliklerini değerlendiriyoruz. Aksiyon kamerası dendiğinde akla gelen ilk marka olan GoPro. Daha önce yaptığı duyuruyla 1 Ekim 2019 tarihinde GoPro Hero 8 Black ismini verdiği yeni modelini duyurdu. Bu modelle beraber artık tek ürüne geçiş yapan marka. Daha önce 2 ya da 3 ürün tanıtıyordu. Tasarımı çok değiştirmese de bazı önemli farklılıklar getirdi. GoPro Hero 8 Black detaylı bakış. Öncelikle tasarımdan başlayacak olursam, ilk bakışta önceki model Hero 7 Black ile fazla bir farkı yokmuş gibi görünen Hero 8 Black'in en önemli farkı aksesuar bağlantı ayağının gövdeye entegre edilmesi oldu. GoPro kullananlar bilir, bugüne kadar aksiyon kamerasını bir tripoda ya da farklı bir aksesuara bağlamak için kutudan çıkan ve İngilizce'de frame case adı verilen çerçeveyi kullanmak gerekiyordu. Bu çerçevenin alt kısmında bulunan özel yuva GoPro'nun alameti farikası haline gelmişti. Artık bu yuva gövdenin alt kısmına entegre edilmiş ve açılır kapanır bir mekanizma haline gelmiş. İyi de olmuş. Artık objektifi değiştirilemiyor. Tasarımla ilgili önemli bir değişiklik ise artık objektifi değiştiremiyorsunuz. Birçok kullanıcının zamanla çizilen objektifi kendisinin değiştirdiği bilinen bir uygulama idi. Hero 8 Black ile artık bu mümkün olmayacak. Bu da objektiflere daha iyi bakmamız gerektiği anlamına geliyor. HyperSmooth 2.0. Hero 7 Black ile hayatımıza giren bir kavram olan HyperSmooth özelliği titreşimsiz videolar kayıt etmeye yardımcı oluyordu. Hero 8 Black modelinde bu özellik daha da geliştirilmiş ve daha önce sadece belli modlarda kullanılabilen bu özellik artık her çekim modunda rahatlıkla kullanılabiliyor. Sonuçların daha da iyileştirildiğini ve HyperSmooth 2.0'in artık çok daha iyi videolar üretmenizi sağladığını da belirteyim. Media Mod. Hero 8 Black ile gelen yeni bir özellik ise bir aksesuar olan Media Mod. Özellikle YouTube'a ya da vlog çekenlerin ihtiyaç duyacakları bazı donanım ve özellikleri standart olarak üzerinde barındıran bu özel kılıf. Shotgun mikrofon. HDMI çıkışı ve 3,5 mm mikrofon girişi gibi özellikler ile 2 adet cold shoe bağlantısı sunuyor. Bu aksesuara ek olarak LCD ekran ve LED lamba bağlamak da mümkün. Akıllıca düşünülmüş bir aksesuar ve video çekenler için çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ön yüzde ek mikrofon. Ses konusunun önemli olduğunu gören GoPro, Hero 8 Black'e ön yüzde bir mikrofon eklemeyi de unutmamış. Bu mikrofon rüzgar sesini kesmek için özel olarak tasarlanmış. Bu da ses kalitesinin daha iyi olacağı anlamına geliyor. Önceki sürümde 78 megabit bölü saniye olan video bitrate hızı bu yeni modelde 100 megabit bölü saniye hızına çıkarılmış. GoPro Hero 7 Black'te de bulunan Time Warp özelliği Hero 8 Black ile daha da geliştirilmiş. Time Warp 2.0 ile istediğiniz yerde videonun hızını düşürmek ya da yavaşlatmak mümkün oluyor. Bunlar dışında 4K 60 FPS video özelliği Hero 8 Black'te de yer alıyor. Önceki sürümde 78 megabit bölü saniye olan video bitrate hızı bu yeni modelde 100 megabit bölü saniye hızına çıkarılmış. Ek olarak bazı sportif aktivite ve durumlar için mods adı verilen yeni bir özellik de gelmiş. Kamera seçilen bu modlara göre gerekli ayarları otomatik olarak yapıyor. Hero 8 Black fotoğraf konusunda da biraz daha iddialı. Geliştirilmiş HDR özelliği ile fotoğrafların daha iyi görünmesi sağlanıyor. Canlı yayın içinde kullanılabilen Hero 8 Black'in önceki cihazda 720p olan maksimum çözünürlüğü 1080p'ye yükseltilmiş. Bu da Hero 7 Black sahibi olanların Hero 8 Black almasına gerek var mı? Bu sorunun yanıtı biraz ne yaptığı ile ilgili. Profesyonel anlamda video içerik üretiyorsanız evet, gerekli bir güncelleme olabilir. Ama hobi amaçlı bir kullanım varsa bence şart değil.
Zaten iyi olan GoPro Hero 7 Black, aldığı güncelleme ile GoPro Hero 8 Black'e dönüşmüş. Çıtayı biraz daha yukarı taşıyan GoPro'nun sektördeki liderliğini sürdüreceğini, devam ettireceğini söylersem yanılmış olmam.